Evet Tugay, Lada macerasının neresindeyiz? Lastikleri görüyorum burada. Bir tane kampana görüyorum. Lada maceramız çok yavaş ilerliyor ya. Geceleri sadece yaptığımıza, çalıştığımıza süreç çok uzuyor. Lastiklere ne yaptın? Aslında bu lastikleri kullanmayacağım ama yine yeni lastik, jant ve lastik bulana kadar bunlarla sağa sola gideceğim. O yüzden böyle pis durmasın soyun diye mat siyah boyadım. Evet, çok güzel görünüyor. Çok hoş olmuş. Kampanamız niye burada? Kampanamızı sökerken mahvetmişler, kırmışlar bütün. Şu yan Evet, tarafını. gördüm. Bunu sökmek için özel bir aparat yaptın sanırım. Evet. Fotoğrafta çok detaylı göremedim ama Normalde şu iki tanesinde vida oluyor. Bunu saplamaya da oryaya sıkılarak sökülmesi tabi gerekiyor. yok. Üzerinde olan oryaya bu iki vida tutuyor bunu. Sökmek için şu iki vidayı söküyorsun yerine diğer iki tarafına takıyorsun. Onda horya kısmında delik yok. Bunu dışarı doğru çekiyor, çektirme gibi. Dışarı itiyor daha doğrusu. Bizim daha önceki sahibi ya da ondan bir önceki sahibi bilmiyorum. Bu iki deliği dişleri yalama etmişler. Yalama edince o şekilde sökememişler bunu. Çektirmeyle çıkarmaya çalışmışlar. Çektirme de bunu ortaya doğru büktürdüğü için dışarıdan çekip kenarlarını hep kırmışlar. Ve basit küçük bir aparat Bu yapıp göbekten çekseler onu dışarı doğru bu şekilde dışını kırmayacaklardı. Bunu tekrardan yerine takacağız. Lastiği de takacağız ama yenisini bulunca değiştireceğiz. daha iri lastikler şöyle. Çok big değil. Daha little big. Little big. Little big. Çok O yakışıyor ama bunlara. Birkaç fotoğrafını gördüm, videosunu gördüm. yakışıyor ama şöyle bir sorun var. Bu çamurlukların çapını bu lastiğe göre açmışlar. Çok büyük lastik takınca ön çamurluğun ucuna lastik sürtüyor. Çamurluğu da tıraşlıyorlar tekrardan. Çamurlu mu tıraşlıyorlar yoksa alt yürüyüş takımlarını dingilleri falan mı aradan Yükseltme de uzatıyorlar? yapıyorlar, tıraşlama da yapıyorlar. İkisini birden. Lastiğe taktığın lastiğe göre. Bazı lastikler yükseltmeyle kurtarıyor, bazıları yükseltsen de kurtarmıyor. Evet. Eften dik olanlar hiç kurtarmıyor. O zaman çamurluğu da tıraşlıyorsun. Yeni alacağımız jantlarda offset de olacak. Lastik biraz dışarıda olacak arabanın. Dışarı çıkacak Yani birazdan. önden baktığında lastikler çamurluğun 2-3 parmak dışında olacak. Çamurluğun üstüne dodik takacağız. Çok yakışıklı duracak bu Dışarı şekilde. çıkarmak için lastik genişliğini mi kullanacağız yoksa ekstra başka bir şey yapacak mıyız? Jantta offset var. Ha, Jantın jant göbeği offset yerine içeride, hayır. lastik Evet. dışarıda. Eğer Alüminyum lastik alaşım janttan bahsediyoruz tabii. Bunlarda da yapılabiliyor mu? yok, Demir alüminyum jantlar. onlarda. Bunlarda da şu şekilde oluyor. Araya şey Parça koyuyorlar. koyuyorsun. Spacer dedikleri bir parça var. Onu koyuyorlar. Evet, distance ya da spacer. Evet, bu jantı bu hale getirmek için neler yaptın? Jantı önce üstünde biraz ter fırçayla zımbaraladım. Daha sonra matkaba daha farklı bir ter takıp girmeyen yerlerine. Yani tamamen ter fırçayla soydum. Aslında bunu boya sökücüyle ya da asitle sormak daha faydalı oluyor ama şimdi Faydalı mı, lastiği kolay mı? Ama kolay. kimyasal kullanmama iyi olmuş bence. Ama lastiği sökmek lazım. Evet. İş daha uzuyor diye. Bir de şimdi bunları kullanmayacağım için o kadar da uğraşmak istemedim açıkçası. Tel fırçayla soydum. Tel fırçayla soyduktan sonra kalan birkaç eli vardı. Onları da yine zımparayla, elle güzelce zımparaladım. Daha sonra tinerle üstteki tozunu silip Temizleyip. direkt astara falan atmadım. Direkt boyayı attım üstüne. Direkt boya. Ne tür boya üzerindeki? Yerli Pamukkale'nin mat siyah boyası. Çok da güzel duruyor ama. Evet. Çok Vernik güzel falan da duruyor. yok üstünde. Sadece buraya iki kat attım. Lastiği de boyasaydın güzel duracak ama soyulmaya başlarsa işte çok kötü olur diye. bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öyle diyelim. Görüşürüz.